Hadi neredesiniz ya? Caner gelmedi mi? Yok, bekliyorum. Neyse ben şuna bir bakayım. Ya söyle, Doğan beklemekten hoşlanmaz. Daha ilk günden bekletilmez ki. Tamam Handan. Tamam Elif Hanım. Siz fizibilite raporlarını yollayın, ben inceleyip size dönerim. Tamam, tamam bekliyorum. Ay Caner'cim hadi ya, geç kalıyoruz. Tamam ablacığım hazırım, ben çıkalım hadi. Ne yakasa? Böyle mi geliyorsun? Evet, ne var? Ne demek ne var ya? Bu düğün öncesi aile yemeği ya. Yani? Yani senin kayınpederin öyle herhangi biri değil. Doğan Yıldırım. Abla ben Doğan Yıldırım'la evlenmiyorum. Kumru'yla evleniyorum. Ayrıca ben her zaman böyle giyiniyorum. Ama bu yemek öyle herhangi bir yemek değil. Ne yapayım, takı mı giyeyim yani? Evet. Doğan da damadın şöyle bir ciddi görsün. Ablacığım şirkette görüyor ya zaten sabah akşam. Olsun. Bu yemek başka. Tamam, tamam giyerim. Hadi çabuk ol, bekliyorum. Ya, her şey bitti, bir de kendimizi Doğan Yıldırım Bey'e beğendirmek kaldı. Sen atadan ve annesinden özür diledin, öyle mi? Ay duy da inanma, ben şok. Gurur duyuyorum seninle Asuman. Yani Zeynep bu kadar üzülünce ben de dayanamadım kızımın üzülmesine diyelim. Ay annem benim. Bakın ben sizi çok seviyorum. Hep sizin ilinizi düşünüyorum. Bazen biraz yöntemlerim farklı tabii. Ay şu masumluğa bak, biraz mı? Yalnız bir şey söyleyeceğim. Atanın aynısı tatlı kadınmış ya yani. Gayet alttan aldı bizi. Ne yapsın Zeyno, kötü bir niyetimiz olmadığını anladı kadın. Neyse siz şeyi söyleyin, Seda ile Elif ne oldu? Ay şok olduk vallahi. Ay inanmıyorum ya, bak görüyor musun hislerimi? Doğan'ın yanına gönderdim, aşkı buldu. Vallahi Yıldızcığım çok haklısın. Birinin daha saadetinde hayın var, öyle diyeyim. Bu aralarda herkes ya evleniyor ya sevgili buluyor. Ay çok iyi bir dönemdeyiz maşallah diyelim. Maşallah. Neyse hadi için kahvelerinizi de aile yemeğine geçeceğiz. Hadi bakalım. Aysel çıkıyorum ben, ceketimi getir hayatım. Yıldız Hanım çıkmadan bir mutfağa baksanız. Niye ne oldu? Çocukların yemeğini sanki biraz tuzlu yapmışım. Siz de baksanız efendim. İyi tamam gel. Bir kaşık ver Aysel. Ay Aysel. Ay yemeği deneyeceğim derken gömleğim gitti. En kurtarıcı parçamdı üstelik. Yıldız Hanım size çıkarım, ben hemen halledeyim. Aman Aysel, bu gömlek benim için çok önemli. Ben giyecek bir şey bulamadığımda buna sarılıyorum. Sakın sıcak suda yıkayıp da yıpratma. Sana gösterdiğimin beyazlar için olanını kullan. Böylece hep beyaz kalacak. Sizi hiç merak etmeyin efendim. İyi hadi gel. Hay Allah battık. Hey çocuklar, düğüne de az kaldı. Evet, resmen 2 gün. Hatta 1,5. Ay ben herkesten fazla heyecanlıyım yalnız. Balayından sonra biz evi boşaltıyoruz. Direkt siz geçersiniz. Bu arada Maldivler'de elbette yeriniz ayrıldı ve tabii ki özel uçakla gidiyorsunuz. Ay, peki ya gelinlik? Hazır. Damatlık da benden. Vay be damat. Kardeşim seni böyle damat olarak göreceğim hiç aklıma gelmez diye. Hem de Doğan Yıldırım'ın damadı. Ay. Bütün hayatım boyunca en büyük hayalim Caner'in evlenmesiydi. Ve hayalim gerçek oldu, inanamıyorum. Caner sen niye konuşmuyorsun? Herkes benim adıma bir şeyler söyledi zaten. Ben ne söyleyeyim ki? Caner ben seni iş dışında ilk defa takımla görüyorum. Ablam işte. Ama bir iş adamı artık o. Ya artık daha ciddi bir hayata adım atıyorsun Caner, değil mi? Yerim ben onu. İşten eve, evden işe bundan sonra. Bebek de geliyor. Kurban olsun ona dadısı. Olsun. Kadehimi sevgili kızım Kumru'ya ve sevgili damadım Caner'e kaldırıyorum. Ömür boyu mutluluklar.
Caner, sakın bizim kızımızı üzme. Çünkü biliyorsun o bizim bir tanemiz. Yok canım, üzer miyim hiç? Caner beni asla üzme. Üzemez zaten. Hı? Caner gibi bir damat da hiç kimse bulamaz zaten. Sen artık hal ve hareketlerine dikkat etsen iyi olur hacı. O niye? Oğlum Doğan Yıldırım'sın damadısın artık. Oğlum niye kötü bir şeymiş gibi söyleyip beni triplettiriyorsun? Sinirlendirmesene beni. Triplensen iyi olur. Bundan sonra intik serserilik yok. Anladın mı beni? Çok güçlü bir adam baksana. Sen öyle lalettari bir damat değilsin. Damatların efendisisin sen. Damatların efendisi ne be? Düşün bunu. Hay bebeğe de bakmak ne zor. Sabaha kadar ağlar. Biz öyle az mı baktık size? Tabii elinde salla salla buralarından aşağı kursan ama çok tatlı. Ama ne olursa olsun benim kocam hep yanımda olacak zaten. Evet, ondan sonra Doğan arıyor bunu tehdit ediyor. Düşünsene. O zaman iyi bak. Bir şey söyleyeceğim. Caner'e ne oldu böyle ya? Nesi var burada? Bir şey yok ya, koç gibi. Ya bir baksanıza haline. Abi bir terslik var ya, ne olmuş ki buna? Evlilikten korkmuş olmasın. Allah Allah bir şey yok. Ha var ya. Vallahi öyle görünüyor. Ne konuşuyorsunuz fıs fıs? Ya yengem, Caner korktu galiba. Aa. Ay niye korkuyor ya, evlilikten mi? Evlilikten. Dur tamam, ben onunla konuşurum, bana bırakın. Caner, Caner. Ne yapıyorsun? Dalmışsın. İyi misin? İyiyim. Bak, seninle çok özel bir şey konuşacağım. Ne oldu? Evlilik konusunda sana akıl verecek bir kişi varsa o da benim. Çünkü biliyorsun ki defalarca evlen. Yani evliliğin zor olduğunu kabul ediyorum. Hele erkekler için daha dramatik olabiliyor. Ama sen Kumru'yla evleniyorsun. Kumru'nun isteği nedir ki? Bir seyahat, iki alışveriş. Sen bunları sağla ona, kedi gibi yaşar yani. Kumunu suyunu ver, okey diyorsun. Özel günleri unutma, tamam mı? Onun hoşuna gider. Yani yıl dönümüydü, evlilik yıl dönümü olabilir, doğum günü olabilir. Öyle şeyleri unutma. Bu kız sürpriz yapılmasına alışmıştır. Çünkü niye biliyor musun? Şımartılmış ya, sen de ona sürprizler yap. Yaparım tabii, niye yapmayayım canım? Çocuk olunca da ayrı bir boyuta geçeceksiniz. Çocuktan sonra zaten işler değişir. O böyle siyah rengi atmış nighti çeker, bütün gün oturur. Sonra da sana çocuklardan falan şikayet eder. Bir de uykusuzluk kısmı var ama ona hiç girmeyeyim şimdi. Niye? Ama öyle çocuk dediğin uyumaz. Yani tam uyutursun, diğeri uyanır. Sonuçta tek çocuk yapmayacak şunun herhalde. Yahu Yıldız, senin derdin ne? Derdin ne senin ya? Ben senin korkularını geçirmeye çalışıyorum önden haber vererek. Nasıl korku geçirmek Yıldız? Bu korku filminden bahsediyorsun bana. Hayır hayatım ya, normal insanlar korksun. Sen korkma çünkü sen iç güveysisin. Ne? Evet. Sen Kumru gibi bir kızla evleniyorsun. Böyle bir aileye damat gidiyorsun ya. Sana ne canım? 10 tane Aysel tutarsın, 5 tane Seda'yı tutarsın. Her şeyi halledersin, anladın mı? O rahatlıkta ol, hep güler yüzlü ol. Kumru'yu hoş tut, yeter. Bak ben karısıyım, aynısını yapıyorum. Sen de damat olarak aynısını yapacaksın. Bu ailelerin düzeni bu. Ne konuşuyorsunuz vır vır vır? Caner'e evliliğin zorluğundan ama Kumru'yla evliliğin kolaylığından bahsediyordum. Oh, haklı. Evlilik zor, hiç kolay değil. Ama kiminle evlendiğin de çok önemli tabii ki. Bak aynısını ablan söylüyor. Ama ben niçin Kumru konusunda bu kadar ısrarcı oldum? Değil mi Cihacığım? Yani ne dedim ben? Dedim mi demedim. Ama ben dedim. Dedim mi demedim. Dedim. Ablacığım tamam, 6. sezona geldik. Tamam yeter artık. Ne dedim ben, ne dedim ben? Yeter, anladım. Dedim ama. Neyse bak, ablan da aynısını söylüyor. Sen turnayı gözünden vurdun, Kumru'ya değil. Keşke adı turna olaydı. Gel hadi. Gel gel. Stres yapma. Git kocana. Aşkım sen gergin misin? Yok. Ay biliyor musun, beni de bir heyecan bastı. Normal tabii, çok yaklaştı. Evet yani düğün var, bunun daha diğer prosedürleri var. Prosedürler? İşte davetler. Davetler? Ya şimdi biz balayına gideceğiz, döneceğiz ya. İnsanlar tebrik etmek için eve gelecekler, babamı ziyaret edecekler. Yani mini davetler. Ha. Ya hayırlısı. Yani bizi uzun ama yoğun bir program bekliyor. Zaten ondan sonra da artık bebeğin odasını hazırlamaya başlarız diye düşünüyorum. Bu arada benim aklıma bir şey geldi. Sana da söylemem lazım.
Acaba bebek erkek olursa ismini Doğan mı koysak? Yani bomba jest olur. Olur tabii. Düşünürüz, bakarız. Yani bence çok sevinir. Babam böyle bir şey asla istemedi bu arada. Yani bir sürpriz yapalım diye düşündüm. Her şey planlı. Yani normal değil mi? Tabii, tabii canım. Tabii çok normal. Babacığım. Bir dakika gelir misin canım? Geliyorum. Gel otur. Ne oldu, bir şey mi oldu? Caner. Nasıl gidiyor bakalım? Heyecanlı mısın? Biraz heyecan var tabii. Yolun başındasınız da. Evet öyleymiş, kumunu söyledi. Madem seni yalnız buldum, biraz laflayalım. Siz de mi? Kumru sonunda mutluluğu buldu. Bir bebeğiniz olacak. Aile olacaksınız. Benim tek temennim bunun bir ömür boyu sürmesi. Tabii ki. Umuyorum, benim de temennim o yönde. Bak evlilik zordur. Duygular zamanla değişebilir. Ama ben kızımın her zaman mutlu olmasını istiyorum. O mutlu olursa ben de mutlu olurum. Her zaman elim üzerinizde olur. Bir şey mi söylüyorsunuz, kötü bir şey mi bilemedim ama. Caner, sana güveniyorum. Lütfen güvenimi başa çıkarma. Kızımı sakın üzme. Bir sarsıntıyı daha kaldıramaz. Anlatabildim değil mi? Evet, anladım. Çok iyi anladım. Caner, kalk ya. Ama ne oluyor sabahın köründe ya? Demek ne oluyor, bugün düğün günü, hadi. Ablacığım çok erken değil mi daha, ben ne yapacağım sabahın köründe bu kadar? Demek ne yapacağım ya? Daha damat tıraşı olacaksın, smokinin denenecek, fotoğraf çekimi var. Öğlen otelde olacağız, haneden çıkmış bile, hadi. Handan ne yapıyor bu sabahın köründe bu saatte? Kumru'nun yanında, gelinliğinde bir problem varmış galiba, duvağında mı ne? Allah Allah, ne olmuş? Ne bileyim, ara sor, hadi çabuk ol ya. Tamam, ararım, ararım. Ya bu ne, ben bunu istemedim ki. Kumru'cum çok haklısın ama halledilir, hiç merak etme, bir şekilde çözülecek bu iş. Nasıl hallolacak ya, son dakika nasıl hallolacak? Kumru'cum, bebeğim sakin ol. Onlar profesyonel, bir şekilde bunu birkaç saate çözecekler. Bak göreceksin. Ya şu halledememişler. Birkaç saate nasıl yetiştirsinler? Yetiştirirler bebeğim. Ne olur canını sıkma lütfen. Bir de bunlar profesyonel olacaklar. Çözülecek. Sakin ol, sakin ol. Caner arıyor. Cinnet geçiriyorum. Ne oldu, ne oldu? Ya inanabiliyor musun? Duvamı yanlış yapmışlar. Ben 50 kere Fransız dantel olmasın dedim. Payet istemiyorum, pol istemiyorum. Sadece taş ve ince olacak dedim. Tam tersini yapmışlar. Ay Kumru'cum ya, ben de yani çok önemli bir şey oldu sandım. Caner, bundan daha önemli ne olabilir? Bugün hayatımın en önemli günü, olacak iş değil ya. Delireceğim. Ay gerçekten delireceğim. Hadi. Bak, bak. Sen de hemen smokinini kontrol et, bir aksilik olmasın. Tamam bir tanem, tamam bakacağım. Hadi öpüyorum, öpüyorum. Meraklanma, hallolur. Tamam, tamam hadi, hadi görüşürüz otelde, bay bay. Hadi, 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 hadi koş. Aksilik bu mu ya? Ay Yıldız, vallahi sizin düğünde olsun, bitsin artık. Çok uzun bir tatile çıkacağım. Yoruldun mu anne? Yoruldum vallahi kızım. Kimi düşüneceğimi şaşırdım. Bir aksilik çıkacak diye ödüm kopuyor. Ay başladın anne yine. Ay bilmiyor musun beni? Pimpirikli kadınım ben. Yani böyle gözümle görmeden rahatlayamıyorum. Emir'cim gel hayatım. Günaydınlardan bir Demet. Yılmaz kızlar. Ne haber? Günaydın Emir'cim. Ne haber? İyi be abla, ne olsun. Çıkacağım birazdan. Sibel'i alacağım işte, hazırlıklar. Yani Emir, sen de şu kızdan ayrıldın ayrıldın, geri döndün ya, inanamıyorum sana. Evet yani erkekler de çok garip varlıklar. Bir anda Sibel aşığı oldu. Anlamadım ki ben ne ara karar verdim. Vallahi düşündüm, taşındım. Onun gibi kimse bana değer vermedi yani. Muş'a gidiyorum dedim. Kız paramparça oldu ya. Nasıl ağladı biliyor musun? Ben de ne yapayım işte. Bu konuda doğru söylüyor. Kız bunu gerçekten seviyor. Deli ama olsun. Biz de öyleyiz yani. Kim normal ki? Yani. Hadi hazırlanalım artık. Zeynep'e de sesleneyim. Haydi. Şu kuaföre falan gideceğiz. Bitmez bugün. Ay fallarımız kaldı. Bakarız sonra. Evet yalnız. Anne yani. Bıraktın gittin. Tamam sözüm olsun hadi. Ay, fena şeyler var. Yıkamayayım bunu. Handan, ha Kumru nasıl? Ay
evet yani bu son dakika olacak iş değil yani tam da düğün günü. Hayır ben bir ara gideceğim onlara yemin ediyorum ki bir iyi bir ayar vereceğim yani. 50 kere anlattık bir duvak nasıl olur diye ya. Neyse tamam. Yok yok üzülmesin üzülmesin ama siz bize haber verin okey? Tamam canım merak etme ay üzüldüm vallahi. Neyse evet evet biz de birazdan çıkacağız. Alright bye bye canım bye bye. Ay bu da hazırlanamadı ya. Caner! Caner! Aa. Yapamayacağım. Ne? Ne demek yapamayacağım? Yapamayacağım ne demek ya? Delirdi mi bu? Birkaç saate düğün var. Yıldız, çok büyük bir sorunumuz var. Hemen gelmen lazım. Endo, kendine gel ya. Nasıl kendime geleyim Yıldız ya? Düğün günü damat yok. Ben dün akşam ondan şüphelendim de. Hal hareketlerinden bir şey demedim. Abicim konuşup moral verdik ya. Moral verdin de niçin şimdi yapamayacağım diyor peki? Ha işte orası biraz saçma geliyor bana da. Bana bakın bunun hayatında başka biri yok değil mi? Hı? Ay yok artık. Ablacığım böyle bir şey olsa terk etmek için son dakikayı mı bekler? Yapma gözünü seveyim. Ay dur. Ne yapacağız söyleyin ne yapacağız ya? Kumru'ya ne diyeceğiz onu düşün sen. Kumru'ya hiçbir şey demeyeceğiz. Biz zaten o zamana kadar buluruz rahat olun. Ya Kumru da böyle dua olmadı diye cinnet halinde şu anda. Halbuki bizse kocası kaçmış. Ya biz onu buluruz ya Emir. Buluruz onu. Buluruz. Ya bulamazsınız ha? Ya bulamazsınız? Düğün günü terk edilmek de en fenası. Şimdi bir geçmişe gittim de. Hatırlıyor musun ben Halit'le evlenecekken tuzak kurup sen evlenmeye kalkmıştın. Ay ne rezillikti o. Şimdi zamanı mı ya bunu söylemenin Yıldız? Ya işte insana travma oluyor. Ya Caner öyle bir insanı yarı yolda bırakacak bir adam değil. Anlık bir kafa karışıklığı yaşıyor. Soru şu. Ya anlık değilse? Caner Kumru'ya aşık. Olmaz öyle şey. Ay bir de garibim kız hamile. Ay ben hiç iyi değilim. Ay hiç iyi değilim ben. Gidin bari bulun şunu bayılacak bu. Aa, ya Kumru ararsa? O zaman gerçekten bittik. Kumru ararsa açmayın hiçbir şey söylemeyin. Siz Caner'i bulun yok olduğunu anlamasın. Siz bulun da ben onu yok edeceğim. Aman abla kurban olayım dur sen de ararsa çocuğu korkutmayın tamam mı? Hadi yürü. Allah'ım ya. Dur şu Caner'i bir de ben arayayım ya. Kapalı. Dur ben şimdi sana sesini not atayım da sen açtığında gör. Caner neredesin çabuk gel. Bunu alınca gelir. Of. Yok. Yok ulaşılamıyor ya. Ne yapacağız biz? Ben de şaştım kaldım Emir. Bak ilk Caner'lik hareketler değil bunlar ya. Kaçırılmış falan olmasın bu. Ya yok kim kaçıracak Caner Allah'ını seversen tırstı bu. Doğan'ın damadısın diye yediler çocuğu yediler ya. Çok istekliydi. Ve of. Neredesin be Cano neredesin ya? Emir. Emir, Sibel'e de mi haber versen o da bir baksana. Oğlum delirme şimdi İstanbul çapında operasyon başlatır ya. Duymaması gereken herkes duyar. Yürü karıştırma Sibel'i hadi. Bunları yani umarım iyi yapmışlar. Yani son gün yapılacak bir hata değil. Tamam, tamam lütfen bekliyoruz. Kumru, ha? Duan 2 saate hazır canım. Bugün tersliklerle başladı. Umarım böyle devam etmez. Hayır. Tabii ki de böyle devam etmeyecek. Caner'i de arayayım. Bununla sen. Teşekkür ederim. Kapalı. Niye kapalı telefonu? Çekmiyordur tatlım. Arar o seni merak etme. Yani tabii canım arar. Evet. Yani. Of çok gerginim ben. Aşkım her şey çok güzel olacak. Sakin ol. Yani. Kumrucuğum. Fönünü çekip saçını saralım bence. Sonra makyaja geçeriz. Tabii bir yerden başlamak lazım. Tabii. Okey. Şimdi konuştuğumuz gibi yapalım ama şu bukleleri biraz arttıralım. Olur. Yani volümlü dursun saçım. Tabii olur. Ender böyle olmaz ya kendine gel. Benim kardeşim böyle bir şey yapacak bir çocuk değil yapamayacağım deyip gitmek ve ortadan kaybolmak ne demek ya? Onu ben de anlayamadım. Ama yani biz şimdi ahı vahı bırakıp bir B planı mı yapsak diyorum.
Hazır baş başayız. Ne be planı Yıldız? Ya Cener gerçekten topukladıysa? Ay, söyleme öyle ya. Allah korusun ya. Yani eğer öyle bir şey varsa Kumru'yu ne yapacağız? Doğan'ı nasıl zapt edeceğiz? Bunları konuşmamız lazım. Eyvahlar olsun. Eyvahlar olsun. Eyvahlar olsun ya. Ay Kumru'yu da gelinlikli bir haldeyken yani kocan kaçtı deyinceki tepkisini hayal ediyorum da ay çok zor. Bence biz de kaçalım. Ben niye kaçıyorum? Doğan, Kumru, Handan. Yalnız bunlar yerler beni. Seni kesin yerler. Bak şöyle yapalım biz. Caner'e benzeyen mavi gözlü başka bir damat oyuncu tutalım. İyice her şey sarpa sarsın. İyice içinden çıkılmaz hale gelsin değil mi? Tek çözümü dua edeceğiz Seda'yı ile. Emir bulup getirsin. Ne yapacağız ya? Caner hala aramadı. Kumrucuğum o da bir telaştadır. Arar merak etme. Ben onu arayacağım yine de. Aradığınız kişiye şu anda ulaşılamıyor. Kapalı hala. Allah Allah. Dur ben o zaman Ender'i arayayım bakayım neredeler. Söyler misin Caner beni hemen arasın. Bak. Gelinin zengin ya, kardeşin kaçtı diye çok bozuldun. Fakir olsa şimdi sevinmiştin. Sen de böyle bir kadınsın. Hayalimdeki gelin ama kum. Doğruya doğru yani. Tamam sakin ol, boş ver. Ver kendine gel. Handan arıyor. Ne diyeceğim Yıldız? Çabuk söyle ne diyeceğim. Ne diyeceğim? Sakin olalım. Daha önce yalan mı söylemedik ya? Salla bir şey, sana güveniyorum hadi. Bir dakika dur. Alo Handan. Ender Kumru Caner'e ulaşamıyormuş, yanında mı? Aa, az önce yanımdaydı. Berbere gitti. Ya telefonla ulaşılamıyor da söyler misin Kumru'yu arasın? Okey, söylerim canım. Hadi siz de gelin artık, bekliyoruz. Tabii. Şimdi birazdan çıkıyoruz, okey? Tamam canım, bye bye. Ne olmuş? Arayacak seni, kuaföre gitmiş. Biraz sonra arayacak. İlişkilenmeye başmış şimdi. Durmadan arar. Bana da Emir mesaj atmış. Daha bulamamışlar ama arıyorlar. Yani inşallah bu Caner'in başına bir şey gelmiştir. Eğer bu bir şımarıklıksa ben onu ortadan öyle bir kaybederim ki bir daha asla kendini bulamaz. Ay, kardeş katili olmanı istemem. Yeter artık, tamam. Sakin ol. Bulacaklar onu. Nereye gidecek ya? Of. Yani sanki yer yarıldı, içine girdi ya. Ay ya, kafayı yiyeceğim ha. Batmadığımız yer kalmadı. Abi düğün günü insan nereye gider ya? Sen Elif'e sordun mu? Şirkette değil değil mi? Değil sordum. Nerede olabilir başka bu adam ya? Benim dur Demir. Aklıma hiçbir yer hiçbir şey gelmiyor. Bana bak. Yurt dışına gitmiş olmasın sakın. O zaman var ya fena yanarız. Hayır. Ender'le Kumru'ya ne diyeceğiz? Hiçbir şey diyemeyiz. Hepimiz Baruto'ya taşındık deriz. Bu sefer harbiden hem de. Kumru arıyor. Açmayayım. Aç. Yok açmayayım ya. Aç abi. Bulacağız bir çaresini. Aç Emir. Tamam. Kumrucuğum. Emir. Caner yanında mı? Annem Ender'le konuşmuş. Kuaföre gitti diyor. Yanında mısınız siz? Tabii. Biz ondayız. Her şey yolunda zaten. Tamam. Telefonu verir misin onu? Veremem. Veremem. Çünkü şu an saçını yıkatıyor. Tamam. Bekliyorum. Canım sen hiç bekleme. İşi bitince bizi aratalım hemen. Tamam, bittiği gibi o zaman hemen beni arasın. Saçı yıkanıyormuş. Bir de erkekler hep diyor ki kadınlara çok uzun hazırlanıyor. Olacak hiç değil. Bunların hiçbiri olmaz. Bu bizi birkaç saat oyalar mı? Yani maksimum yarım saat. Yarım saat mi? Sonra ne yapacağız? Ne bileyim Sedo, ne yapacağız ya? Biraz odaklanır mısın? Biraz düşün ya, nerede? Aklıma bir yer geliyor. Son bir şansımızı deneyelim. İnşallah oradadır. Sür hadi sür. Allah'ım yarabbim deli ya. Kumru da Kumru dedi, şimdi kaçıyorsun. Evet abi, olacak şey değil ya. Biraz tutarlı ol. Thank you.
Açmıyor. Ay, tamam bak. Sen de süreceksen sür artık. Bir çıkın hadi. Çıkın tamam bitti. Beni bir rahat bırakın hadi. Bir şey oldu. Ne gibi? Bir terslik var. Caner saatlerdir beni aramıyor. Bence bunlar bize yalan söylüyorlar. Kumru seni iyice düğün stresi bastı hayatım. Anne, Caner ortada yok. Kuafördeymiş ya. O saatlerce kuaförde kalacak biri değil ya. Kesin bir şey oldu, kesin. Hayatım bir şey olsaydı bizim haberimiz olurdu ilk. Acaba Caner evlenmekten vaz mı geçti? Senden. Kumru'cum saçmalama. Caner'in başına talih kuşu kondu. Eğer bu evlilikten vazgeçecek biri varsa o da sensin hayatım. Çok güzel oldun. Ama damat yok. Şükür, çok şükür. Of. Fazla uzağa gidemedim değil mi? Hacım neredesin ya? Kardeşim sen bizi öldürecek misin ya? Ha? Bugün düğünün var senin, düğünün. Kumru ölecek meraktan ha. Ablan da seni öldürecek. Caner. Sakın bize evlenmekten vazgeçtiğini söyleme ha. Herkes çok üstüme geldi sadece. Yani sanki evlilikten değil de bir projeden bahsediyorlarmış gibiler. Yahu ben Kumru'yu çok sevdiğim için evleniyorum onunla. Sanki herkes Doğan'la evleniyormuşum gibi davranıyor bana. Oğlum sen ne bakıyorsun milletin lafına sözüne? Konuşur herkes ağzına geleni söyler. Aynen kardeşim. Ayrıca Caner'cim sen böyle şeylere takılmazdın. Oğlum siz de söylediniz. Kime merhaba desem Doğan Yıldırım'ın damadı olmanın inceliklerini ve zorluklarını anlatıyor bana. Ya ablam bile sen artık Doğan Yıldırım'ın damadısın. Böyle giyinemezsin dedi. Ya ben maymun olacağım bir evlilik istemiyorum. Bana ne Doğan'dan ya? Ya hacım tamam. Geldiler sana. Bunaldın, sıkıldın. Biz seni çok iyi anlıyoruz ya. Aynen abi tamam. Kumru'yu sevmiyorsan, Kumru'yla alakalı kafanda soru işaretleri varsa oturup burada sabaha kadar konuşalım. Sen bizim canımız ciğerimizsin, düğünü de boş ver. Aynen öyle hacım. Sevmez olur muyum oğlum? Deli gibi seviyorum, çok seviyorum da işte yani... Kardeşim, madem seviyorsun burada ne işin var? Ha? Sen düğüne gitmezsen o kız ne düşünür? Ne hale gelir? Hiç bunları düşünmedin mi abi? Hem de sana bu kadar inanıp güvenirken ya. Kumru lan bu. Senin kumrun ya. Yapılır mı bu? Hacım, alırsın karşına. Dersin ki kızım ben seninle evleniyorum. Babanla değil. Bitti gitti. Kumru bir şey anladı mı? An meselesi abi anlaması. Canım, hadi gidelim. Hadi be Caner'im. Kalkın be. Düğünümüz var be. Son bir grup sarılması gel. Ama. Allah. Damat. Bana bak, çok içmedin değil mi? Yok be, boğazımdan geçmedi zaten. İyi. Hadi bakayım. Hadi damat, yürü yürü. Hadi. Yürüdün bizi. Ulan çok seviyorum sizi ya. Geldim. Gel. Kumru. Caner. Nasıl olmuşum? Çok güzelsin. Nefes kesici. Sen de çok yakışıklı olmuşsun. Hazır mısın? Hazırım. Ama yeri mi değil mi bilmiyorum. Sana bir şey söylemem lazım. Söyle tabii. Herkes çok üstüne geldi, farkındayım. Ama annem, Enler, babam... bunlar bizim ilişkimize karışamazlar. Biz neyi nasıl istersek öyle yaşayacağız ve kendi kararlarımızı kendimiz vereceğiz. Bence de öyle. Seni çok seviyorum. Ben seni çok seviyorum.
de bitirelim bu işi ha. Hadi. Hadi. Şahitlerimizi alalım. Herkes hazırsa nikahımıza başlayabiliriz. Bir dakika. Bizim nikah başlamadan önce çok önemli bir duyurumuz var. Evet. Nikahta keramet vardır diyerek size küçük bir sürpriz hazırladık. O zaman müzik başlasın. Evet. Evet. Baby girl, you're so naughty. Got me going up in this party. Girl, you know I want your body. Need you. Baby girl, you're so naughty. Got me going up in this party. Girl, you know I want your body. Need your hips to the left, to the right. Can you feel it? Baby, leave it all out on the floor. Tonight, gonna touch the ceiling. It's your world and everyone here knows. VIP, when you're with me. I got my dudes in the back, but they're low-key. I got the drink on ice and it's all free. I'm feeling it, and they all know me. Ay Yıldız, çocuklar nasıl büyük sürpriz yaptılar bize. Evet, Allah herkesi mutlu etsin. Yıldız, darısı başına. Şurada ne kaldı ki? İki hafta sonra senin düğünündeyiz. Evet, ben de çok heyecanlıyım. Heyecanlanacaksın tabii kızım. Gelin oluyorsun şunun şurasında. Anneciğim, ilk kez olmuyorum. İki tane çocuğum var. Tamam Yıldızcığım, ilk kez değil belki ama çok doğru bir insanla son kez diye dua ediyorum. Doğan Yıldırım'la evleniyorsun tekrar. Çok mutluyum. Ben çocuklara bakıp geleyim. Derken insan lafın üstüne hoş geldiniz. Hoş bulduk, hoş bulduk. Hoş geldin hayatım. Canım. Hoş bulduk. Bir rengini atmış senin, ne oldu? Yok, iyiyim, iyiyim. Ev çok boştu da bir geleyim sizi göreyim istedim. İyisin ama değil mi? İyiyim, iyiyim. Ha, bir şey yok yani. Yok, yok. Bu sabah biraz yorgun kalktım herhalde, dün akşamın etkisi. Anladım canım. Aa, buldum. Sana kızını vermek dokundu. Öyle tabii. Kız babası olmak zor. Hemen bırakma kendini. Daha Yıldız'ı var. Neyse ki ona daha var. Ben gideyim bir çocukları göreyim. Belki biraz moralim düzelir. Tamam canım. Dikkat et, yormasınlar seni. Onlar benim ilacım. Canım. Anlamadım ki, grip oluyor herhalde.
Örümcek adam mı yapıyorsun? Evet anneanne. Oh, anneanne kurban olsun size. Gel bakayım. Nerede taksin nerede? Göster sarı taksiyi. Evet oradaymış. Ne yapıyorsunuz? Soğan abi. Ah kuzum. Yıldız su bak baba geldi. İyi misin? İyiyim. Siz oynayın. Ben buradan çıkayım. Gel bakalım. Prensesim nasılsın bakalım? Prensesim bu neymiş? Sizinle bir oyun oynayalım beraber. Oynayalım. Oynayalım mı kuzucuğum? Hadi bakalım. Hadi gel. Hadi kutu pençe gel. Hiç beğenmedim halini. Çıkıp baksam şimdi evham yapıyorsun diyecek. Neyse oynasın çocuklarıyla. Doğan abi. Doğan abi uyansana. Doğan abi. Doğan abi. Doğan abi oynayacağız uyan. Uyanmıyor. Anne. 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 Gel oğlum. Nasıl yani uyudu? Yerde yatıyor, uyanmıyor. Doğan ben, Kumru'nun babası. Yıldız ben de. Hoş geldiniz. Bu arada kredi işini hallettiğine sevindim. Ya aslında olumsuz dönmüşlerdi bana. Sonradan olumlu diye aradılar. Yani mucize gibi bir şey oldu. Belki bir koruyucu meleğin vardır. Koruyucu meleğime sormak isterim o zaman. Yani başıma bu kadar şey gelirken acaba neredeydi kendisi? Tatildeydi herhalde. Her şeyin bir zamanı var. Bu arada neye ihtiyacın olursa hiç çekinmeden bana söyle. Ne olursa olsun. Doğan Bey buraya gelmek ister misiniz? Nasıl yani şimdi mi? Aslında yalnız kalmak istiyordum ama beni anlayabilecek tek kişi de sizsiniz. Aynı şeyler sizin de başınıza geldi. Tamam olur. Heh, şöyle işte. Ne güzel gülüyorsun. Ben normalde dişli de gülerim de işte moral bırakmadılar. Ben artık bu evliliğin gerçek bir evlilik olmasını istiyorum. Ben seni seviyorum. Ay saniyesinde Angola'da popüler olmama ne diyorsun? Çok güzel dans ediyorsun Yıldız. Yani aslında daha çok ilkokul stili benim dansım ama... Sen çok güvenilir biri olduğun için ve bana karşı sevgine güvendiğim için sana evet diyorum. Yani bu formalite evliliği mutlu bir yuvaya dönüştürebiliriz bence. Seni çok mutlu edeceğime emin olabilirsin. Yıldız, çok sevindim, çok mutlu oldum. Geldik. Dedenin yanına geldik. Dede sizi görmeyi çok isterdi biliyor musun? Ama kısmet olmadı. Aslında sizi tanısaydı çok güzel oyunlar oynardınız. Baba.
inatçı keçin seni çok özledi biliyor musun? Hadi en duşum gel. Seni çok seviyorum. Hadi gel bakalım. Derken gömleğim gitti. Siz hiç merak etmeyin efendim. Yıldız, 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 yıldız. Yıldız, yıldız, and the star. Yıldızlara koşuyor. Çok şahane bir haberim var sana Yıldız. Nedir, ne oldu? Markamızı o kadar büyüttük ki bize İtalya, Milano'da mağaza açmayı teklif ettiler. Nerede tahmin et? Monte Napoleone. Yani bilemedim. Ne oluyor Yıldız ya? Biz seninle ortak olurken birlikte kocaman bir hayal kurduk mu kurmadık mı? Hayal kurduk, çok da başarılı olduk. O zaman şu anda havalar uçman, sevinmen gerekmiyor mu? Ben son iki senedir pek bir şeye heyecanlanmıyorum Ender. Yıldız ya. Ya bak şimdi. Bak sen de iyice serdin Yıldız. Ay tamam biz hepimiz üzüldük. Kahrolduk, bittik, ettik ama iki sene geçti üstünden ya. Artık normale dönmen lazım. İtalya bize çok iyi gelecek, emin ol. İyi tamam o zaman gidelim. Ama bak benden öyle üstün performans bekleme. Küllerinden yeniden doğacaksın Yıldız. Don't worry. Nerede kızım anneanne? Siz iyi misiniz? İyiyiz, iyiyiz. Merak etmeyin. Bebeğimiz alıştı mı gurbet ellere? Ay Seda, ay saçmalama. Ne bilsin iki aylık bebek gurbet eli ya. Alışacak tabii ki. Ata, ya Zeyno, Ata'ya söyle o çocuğu öyle sallayıp durmasın ya. Tepe sersem olacak ha. Merak etme Seda'yı. Sanki çocuk benim değil ya. Güzelim benim. Siz ne yapıyorsunuz? Her şey yolunda mı? Yolunda kızım. Ne yapalım? Ablan işte malum. Çalışmaya verdi kendini evden işe, işten eve. Ne yapsın kız, kafasını öyle dağıtıyor o da. Aynen kızım. Biz de ses etmiyoruz zaten. Zeyno sen bizi hiç merak etme. Tamam tamam. Bir şey söyleyeceğim. Biz iyice bir yerleşelim de çoluğu çocuğu toplayın gelin. İnşallah. Geliriz geliriz ya. Bu arada Elif'in de çok selam var ha. Çok öpüyorum onu da. Hadi öptüm sizi. Yavrum benim iyi bakın kendinize bak. Tamam mı, aklım kalıyor. Öpüyorum hepinizi. Kuzum benim. Seday ben çok kötü oluyorum böyle konuşunca biliyorsun değil mi? Ya ablacığım çok şükür iyiler bak. Gene gitti gurbet ellere. Ablam benim. O zaman yarın uçağı hazırlatıyorum, okey? Ay inşallah Handan duyup da peşimize takılmaz. Emin ol, üstüne para versek asla ve asla bizimle gelmez. Neden? Çünkü şu anda genç ve zengin kocasıyla keyif çatıyor. Son dakika golü attı bize gitti, Dubai'ye gelin oldu. Torunlarına bakmamak için yapmadıysa ben de buraya yazıyorum. Ender Çelebi değilim. Sen şimdi torunları deyince Kumru'nun çocuğunun ismi için kapıştınız ya, ülkeyi terk etti olarak da yorumlayabiliriz. Ama ikimizin de dediği oldu Yıldız. Ben Ender dedim,
Ama Ender olmadı. Endo oldu ama. Tamam da böyle bir full Ender değil yani. Benim yeğenimin adı Endo Rare. Endo Rare. Rare ne demekti İngilizce? Ender manasına gelmiyor mu? Yani. Ama dolu dolu bir Ender değil yani. Tamam Endo Rare'in halası. Seninle bu konuyu bir daha tartışamayacağım. Aynen öyle şekerim. Hiç gerek yok. Ay ne konuşuyorduk biz ya? Ay ben çok heyecanlıyım Yıldız ya. Bekle bizi Milano. Grazie mille. Ciao. Endo? Ta 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 ta. Mersi, ay inanmıyorum sana, ne kadınsın. Havalı bir tatil için havalı bir başlangıç yapmasa mıydık Yıldız? Aha, gel. Nerelere nerelere rezervasyon yaptırdığıma inanamayacaksın. Çılgınlar gibi alışveriş yapacağız, düşünsene. Hazır mısın Yıldız? Ay. Neyi içiyoruz? Başarılarımıza. Ve tabii ki kafa dağıtmaya. Ay ne iyi ettik de geldik Endoş'um. Vallahi havam değişti. Değil mi? Ama ne dedim ben? Ha Yıldız, ne dedim ben? Dedim mi demedim? Lütfen söyler misin? Caner evlendiğinden beri bütün ne dedim benler bana geliyor. Ne yapayım, o da beni satmasaydı. Satmadı canım, çocuk aile kurdu. Ne güzel karısı oldu, çocukları oldu. Yani o da bir çeşit satmak tabii. Ama olsun. Harikulade bir yeğenim var ve Kumru'yla ev. Che cosa che ti ho portato oggi? Giovanni Lenni. Ciao. Ciao, ciao. Ciao mu dedi o? Sen de ciao dedin. Ay, selam verdi, ciao dedi. Bellissima. Sima, tanıdık mı dedi? Ne dedi o ya? Ay, bunlar bizi beğendi galiba, eyvah. Herhalde Yıldız, yani normal değil mi? Sen niye şoklardasın, ben onu anlamıyorum ya. Ölenle ölünmüyor bak Yıldız'cığım. 2 sene geçmiş üzerinden. Lütfen artık hayata dön. Gençsin, güzelsin. Biraz eğlenmen lazım. Handan'a laf ederken onun gibi olduk. Hiç alakası yok ya. Yurt dışındayız, kimse bizi tanımıyor. İstediğimizi yapabiliriz Yıldız, lütfen. Biz tam olarak ne istiyoruz ki? Eğlenmek istiyoruz Yıldız'cığım. Erkeklerin bayi toplantısı gibi düşün. Yani hani eğlenmek ya. Biraz sohbet, biraz muhabbet. Anlamadım ama neyse. Yahu ay bırak kendine bir rahatla. Ben flört etmeyi unuttum hayatım. Çok uzaklaştım bu konulardan. Bir bisiklet edebilmek gibi bir şey bu ya. Hemen hatırlıyorsun, hiç merak etme. Flört mülört iyi değilim ben ya. Direkt evlenesim geliyor. Evlenesin geldiği anda da evleniyorsun zaten. Yeter artık. Bitti bitti. Bir daha yok asla. Evet. Artık evlilik yok. Artık ne var? Dolce vita. Ay, umudu verdin. Geliyorlar. Gelsinler hayatım. Ciao. Ciao. Possiamo sederci qui con voi? Ne como ya? Uçakla geldik biz. Rize'de düğüne mi gittik? Ne diyor bu? Ay, saçmalama Yıldız. Can we sit here? Aa. Of course, have a seat. Kaza getirdin beni, hemen aa buyur dedim. Aferin Yıldız, senden beklediğim performans bu. Geldiler. Luca, Giovanni Pesce. Yıldız. Ender Celebi. Hadi bak sana bir yaptık. Yıldız. Luca. Nice to meet you. Yıldız! 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 Bağırma, dur, başım ağrıyor, ne oldu? Soyulduk! Ne?
Soyulduk diyorum sana. Dün aldıklarımızın hiçbiri yok dolapta şu anda. Ne diyorsun sen? Bütün aldıklarımızı dün dolaba koymuştum. Şu anda dolap bomboş. Ay, servet ödedik biz onlara. Evet biliyorum. Gel bak. Ay, ay Allah'ım ya. Biz soyulur muyuz ya? Soyulabilir miyiz biz? Soyulabiliriz tabii ki Ender. Bakar mısın? 3 parça kıyafet bırakmışlar. Geri kalan hiçbir şey yok. Burası silme paketti ya. Bütün dolapların içi. Aldığımız her şey gitmiş Ender. Kim yaptı peki bunu? Denen adam. Dün kayboldu ortadan, hatırlıyor musun? Evet. Yarım saat sonra geldi ama. Acaba o mu aldı bizim kartı da soydu buraları? Yıldız yürü. Hemen polise haber vermemiz lazım. Yürü. Hoş geldiniz. Şuraya bak. Limuzinlerden buna düştük. Hala aklım almıyor, yemin ediyorum. Bizi ya. Bizi nasıl kandırırlar? Nasıl kandırırlar bizi ya? Ender, fenalık geldi. Allah aşkına sus. Yol boyunca konuştun. Yıldız, biz birilerini kandırmalıydık. Onlar bizi değil. Bu tabiatımıza aykırı ya. Ender'cim ben onca alışveriş torbamızın şu an nerelerde olduğuna efkarlanıyorum. Senin derdine bak. Hayatım bak, biz bizeyiz diye söylüyorum. Bizim ömrümüz zengin adamları kendimize aşık ederek geçti. Bu doğru mu? Doğru. Şimdi ne oldu? Biz zengin kadın avcılarının eline mi düştük yani? Ne oluyor ya? Bunun bizimle bir ilgisi yok ki. Adamlar profesyonel hırsız çıktı. Soyacak bizi mi buldular yani? Neden biz? Ha? Alnımızda enayi mi yazıyor resmen? Odanın anahtarını çantalarımızdan çalmışlar ya. Hayır hayatım, tipimizden belli. Zenginiz. Zenginiz diye peşimize düştüler, bu kadar. Vallahi Yıldızcığım seni bilmem ama beni dünyanın hiçbir yerinde hiç kimse çantada keklik göremez. Okey? Of Ender ya, Akrep Burcu yaşamak ne zor. Her şeyi kafana takıyorsun ya. Benim derhal bunu test etmem lazım. Ne yapacağız Ender, ne testi? Derhal bu işe el atacağım. Memleketin en gözde bekarı kim? Bakalım bir bulalım. Ne? Ne yapacağız en gözde bekarı? Ay, dertsiz başımıza dert arıyorsun yemin ederim. Yıldızcığım sen istersen annenle evde çekirdek çitlemeye devam edebilirsin. Ama ben zengin kadın avcılarının eline düşecek bir kadın asla değilim. Sen istersen gelme. Ama ben eski günlerdeki gibi olmak ve öyle de anılmak istiyorum. That's it. Ben niye gelmiyorum şimdi anlamadım. Ay vızıldanıp duruyorsun Yıldız ya. Zaten yaşlandın. Ayağıma dolanırsın. Ben yaşlandıysam sen kemale erdin, tamam mı? Ayrıca sen ne yapıyorsan ben de yapacağım. Nereye gidiyorsan ben de geleceğim. Hadi bakalım. Hemen gaza getirdim beni. Ne güzel evde yatacaktım, iş çıktı. Yani nereden bulaştınız bu işe? Nereden çıktı anlamadım ya. Aynı şeyi ben söyledim ama ikna etti beni. Aa, asla öyle olmadı Caner'cim. Ben söyledim ama o atladı. Tamam, tamam. Susun beni dinleyin. Evde çoluk çocuk beni bekliyor. Hedefteki kişinin adını zaten biliyorsunuz. Burak Abacı. Okey. Son zamanların en gözde playboyu. En köklü ailelerden, Abacı ailesinde 3. kuşaktan oğlu. Aynı zamanda da uzun zamandır manken Birce Kodan'la birlikte. Ancak ailesi kızı istemiyor. Ay bu gelin istememek de ne kadar demode yani, saçma. Ay hiç aynı fikirde değilim. Ben de olsam ben de istemem. Davul bile dengi dengine lütfen. Neyse yaptığım araştırmalara göre kızın tek amacı evlenmek. Öyle oğlana aşık falan değil. Ayrıca tek dert ortağı da annesi. Bütün sıkıntılarını annesine anlatıyor. Aynı zamanda kayınvalidesi olacak kişiden de nefret ediyor. Pek sevmiyor yani. Çok normal. Demek ki bu kız annesiyle
çocuğun annesinin dedikodusunu yapıyor, öyle mi? Yapıyordur tabii. Ben olsam ben de yaparım. Neyse, kısacası bu akşam Birce ile Burak yan masanızda olacak. Yani rezervasyonları yapıldı. Ne yapmaya çalıştığınızı anlamamakla beraber gazanız mübarek olsun diyorum. Anlamayacak ne var Caner'cim? Milyarderlerden dolandırıcılara düştük mü, düşmedik mi onu test edeceğiz. Canımız sıkılıyor yani. Ve tabii ki bunu da yine katakulli ile yapacaksınız. Neyse, rahatlayacaksanız söyleyeyim, çaptan düşmediniz. Çok sağ ol hayatım. Mersi. Enir öyle bir konuştu ki ben de artık şüpheliyim. Neyse, o zaman let's go Yıldız. Tamam, ben de o zaman mutlu yuvama ışınlanıyorum. Haydi bay bay. Okey, ışınlan canım. Çok mersi Caner'cim. Bay bay. Hangisini boyuyorsun sarıyla? Saçların gibi Yıldız. Su göster bakayım. Bak. Evet, saçlarınla aynı renk. Muz mu o? Evet. Halitcan, hadi ödevlerimize. Neydi bunlar? Söyle bakayım bana. Venüs, Mars, Merkür. Aferin benim oğluma. Söyle bakayım bu halkalı olan hangisi? Satürn. Aferin. Bakayım. Çat işte benim kuzum be. Ne oldu Aysel? Yıldız Hanım çıktı efendim. İyi. Ay efendim, bir de Seda'yı aradı. Yarın sabah döneceklermiş. Ablama haber ver. Okul saatine muhakkak yetişmiş oluruz diyor. Allah Allah, bu çocuk da bir garip. Yani karınla bir hafta tatile çıkıyorsun. Aklı yine çocuklarda kaldı. Ha, kimseye güvenmiyor. Biz kimse miyiz Aysel? Ben anneanneleriyim ayol. Öylesiniz efendim. Ha, isterseniz siz birazcık dinlenin. Ben çocuklarla ilgileneyim. Ay tamam Aysel, ilgilen. Yıldız Su, bak Aysel ablam burada. O ilgilenecek sizle, tamam mı? Halitcan, kardeşine ilgilen. Oy. Ay kim bu saatte? Gene Yıldız'ın kargosudur. Biri geliyor, biri gidiyor. Buyurun. Hayırlı akşamlar. Merhabalar efendim. Seda'ya bakmıştım ama. Ha, Seda'yı yok. O eşiyle tatile gitti, yarın gelecek. Ha, öyle mi? Hay Allah. Ben de Adana'dan geliyorum. Seda'nın amcasının arkadaşıyım. Ona sepet getirdiydim. Tamam, ben yarın veririm Seda'yı. Tarhana var, biber var, salça var. Tamam, dediğim gibi ben veririm. Mehmet Ali derseniz, o beni biliyor zaten. Anladım, oldu. O zaman ben müsaadenizi istiyorum. Sepetin içine telefonu bıraktım. Sirkeci'de kaldığım otelin de adresi yazıyor efendim. Tamamdır, ben iletirim. Sizin ismin neydi? Anlamadım. Tanışmadık yani, ben kendimi tanıştırdım. Siz daha henüz isminizi bahşetmediniz diye dediydim. Asuman ben. Asuman. Asuman Hanım, müşerref oldum. Sağ olun, teşekkür ederim. Görüşürük o zaman. İyi akşamlar. Asuman Hanım. Beni bilir nedir o? Ben niye görüşeyim seninle? Allah Allah. Mersi, eşlik etmenize gerek yok. Ay, yakışıklı çocuk. Yalnız fotoğraftakinden daha genç duruyor. O kadar beklemiyordum. Aman boş ver. Buraya kadar geldik. En azından çocuğu onunla parası için evlenmek isteyen kızdan korumuş oluruz. Ve bir iyilik yapmış oluruz. Ay, iyiliğe bak, sevenleri ayırmak. Neyse canım, kız sevmiyor ki. Belli. Neyse, ben bir samimiyet kurayım da. İyi akşamlar, afiyet olsun. İyi akşamlar. Ya ben sizi tanıyorum galiba. Belki kız arkadaşımı tanıyorsunuzdur. Kendisi eski Türkiye güzeli. Aa, ben hatırladım seni. Birce değil mi ismin? Evet. Ay çok yakışıyorsunuz ama. Çok teşekkür ederiz. Sağ olun. 7 yıldır birlikteyiz. 7 mi? Ay, evlenmeyi düşünmüyor musunuz? Düşünüyoruz. Böyle mutluyuz. Hı. İlk fitneyi attım. Bravo, sonra kutlarız. Size mutluluklar diliyorum. Evlilik zor tabii, değil mi? Çok zor. Bence de. Hele böyle bir dönemde hiç gerek yok. Olur mu canım öyle şey? Aile kurmak için nikah şart biliyorsunuz. Hayatım, şimdi yani bu dünyaya çocuk getirip getirmemek ne kadar doğru, o da tartışılır. Ben defalarca evlendim. Kimse benden iyi evliliği bilemez. Şöyle söyleyeyim, hiçbir kocam yüzümü güldürmediği için cildim mermer gibi kırışıklık yok. Ne illa kendine bir öveceksin. Yani ben sizin gibi düşünmüyorum. Bence her insanın bir ruh eşi vardır. Burak'la biz ruh eşiyiz. Ben zaten sapyoseksüelim. Nesi?
sapyoseksüel canım. Yani karşı tarafta zekaya bakıyorum demek istiyor. Ay evde kalırsın. Siz bayağı hoş sohbetmişsiniz. Ben normalde pek kimseyle konuşmam. Biraz daha sosyalim. Öyle. Ay hiç belli olmuyor. Yalnız ben sizin annenizi çok iyi tanıyorum. Öyle mi? Nereden? Bir davette karşılaşmıştık. Yani görsen inanamazsın. Nasıl zarif, nasıl hanımefendi haza. Yani bayıldım kendisine. Bak hatırlıyorum şimdi. Teşekkürler. Annem harikadır. Ben de anneme çok düşkünüm. Anneler öyledir. Ana gibi yar olmaz. Aa Didem geldi. Hayatım ben bir merhaba deyip geliyorum hemen. Tamam canım tabii ki. Yalnız bence Birce bozuldu. Neye bozulacak canım? E tabii şimdi evlilik konusu açıldı. Biz de destek olmadık. Yani ben evlenmeyi düşünmediğimi en başından beri söyledim. Ona karşı hep açık oldum. Ay işte biz kadınların da böyle bir hatası oluyor. Hep erkekleri değiştirebileceğimize inanıyoruz değil mi? Ki siz NATO kafa, NATO mermer yani mümkün değil. Yalnız ben ailenizi bildiğim için söylüyorum. Anneniz istemiyor diye evlenmek istemiyorsunuz değil mi? Kesin. Yok alakası yok. Işık. Şartlamayın kendinizi. Anneler anlar. Özellikle benim annem anında anlar. Yani yanlış anlamayın. Bakın sizi daha yeni tanıyorum ama inanın oğlum gibi sevdim. Sağ olun. O yüzden biraz anne gibi konuşacağım ama bu kızdan hiçbir şey olmaz. Bu kız hiç yaramaz. Ben söyleyeyim de. Bence de. Mesela siz hiç telefonunu karıştırdınız mı? Ben mi? Hı hı. Asla. Yani telefon çok özel bir şey. Biz birbirimizin özeline asla karışmayız. Oo, bunu diyorsa kesin karıştırıyor Burak'ın telefonunu. %100. Yok canım. Şifremi falan da bilmiyor. Nasıl karıştıracak? Sağ ol. Kadınlar bilir. Hani baykuşların kafası tam dönebiliyor ya. Öyle düşün. Sen telefonu eline alıp şifreni girerken kız arkadaşın zaten çoktan kafayı döndürmüş, şifreyi ezberlemiş oluyor. Ama bilmemezliğe geliyor. Ben sana çok güveniyorum havası yaratmak için. Neden diye sor. Neden? Neden? Çünkü karşı tarafı şüphelendirmemek için, onu rahatlatmak için yani. Sen de rahatlayıp orada burada telefonunu bırakıyorsun ve... Sen en temel ihtiyaçlarını karşılamak için... Çok kısa süreliğine gidiyorsun. Al telefonu eline okudu bitti. Geçmiş olsun. Telefonun karıştırılıyor. That's it. O seninkini karıştırıyorsa sen de bakıver hadi. Yok canım çok ayıp ya. Yapamam öyle bir şey ben. Aa niye ayıp olsun? O sana yapıyor. Kimle konuşuyor merak etmiyor musun? En son merak etmeyen Adnan Ziyagil'di hatırlatırım. Hayır yani şifresini bilmiyorsan o ayrı tabii. Şifreyi biliyorum biliyorum. Hatta bütün banka işlemlerini ben hallediyorum, yatırımlarını yapıyorum ama yani... E tamam işte daha ne? Yani biz kız seni aldatıyor falan demiyoruz, sakın yanlış anlama. Mesela annesiyle senin dedikodunu yapıyor olabilir. Gerçek yüzünü görebilirsin. Bir bak, gelecek şimdi çabuk. İnanmıyorum. Ne oldu? Ay dakika bir gol bir ne buldun? Burak'ın iğrenç annesi beni istemiyor ama ben bu salağı kafalar gider oyalıya kraliçe olurum. Annene iğrenç mi demiş? Oh, pes. Bu kadarını ben bile beklemiyordum. Çok ayıp. Öyle bir şey nasıl söyler ya? İçime doğmuş yemin ederim. Geliyor. Hayatım kusura bakma beklettim. Sen benim telefonumu mu karıştırıyorsun? Çok yanlış bir giriş. Sen benim anneme nasıl iğrenç dersin ya? Çok ayıp. Çok çok çok. Çok. Bunlar yaptı değil mi? Bunlar söyledi telefonumu karıştırmanı. Bunlar annenin ajanları. Annen tutmuş bunları. No, 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 no. Biz kimsenin ajanı olmayız canım. Biz daima münferit takılıyoruz. Ayrıca ben annesini tanımıyorum. Sen nelerin peşindeymişsin ya? İnanmıyorum sana Birce. Bitti bu iş. Kahretsin ya. Beni karşınıza almayacaktınız. Sizi bulacağım ama. Hayatım final bölümü nereden bulacaksın? Babacığım. İşte bu. Ay. Ay çok geçmiş olsun. Su iç canım kendine gel. Hay Allah.
Siz olmasaydınız, beni uyandırmasaydınız ben Birce'nin kim olduğunu asla anlayamazdım. Burak'cığım, bizim olayımız bu. Senin gibi iyi kalpli çocukları uyandırmak. Tabii sen bu kızı 7 sene oyalamasaydın da ikinci senede evlenme teklif etseydin bunların hiçbiri olmazdı. Evet yani bak kulağına küpe olsun Burak'cığım. 7 sene sevgililik olmaz. 2 senede evlendim, evlenmedim. Derhal olay yerini terk et. Köprüden önce son çıkış. Çok teşekkür ederim hanımlar. Ne demek? İyi ki tanışmışız. Belli ki benim sizden öğrenecek çok şeyim var. Sadece senin mi? Herkesin öğrenecek çok şeyi var bizden. Değil miyiz? Aynen öyle. That's it. Bu da bir işe yaramıyor. Tanem, nasılsın? İyi. Aa, Tanem senin keyfin mi kaçık? Yok tabii, ben çok sıkıldım. Herkes bir yerde, biz hep evdeyiz ya. Seda'yı bile şehir dışında. Ama bir tanem, doktor fazla uzaklaşmayın, doğum her an başlayabilir dedi ya. Başladığı falan yok ama işte. Hiçbir şey yok, çıkmıyor çocuk işte. Ben sadece şişiyorum günden güne. Tamam canım benim, sık dişini, az kaldı. Caner. Hı. Tut. Ne oldu, ne oldu? Ne oldu ya? Caner. Çocuk doğduktan sonra biz en az 6 ay hiçbir yere kıpırdayamayız. Ayrıca Endo da var. Yani şey yapalım. Hafta sonu çiftlik evine gidelim. Yürüyüş falan yaparız. Ha? Gerçekten mi? Tabii. Gerçekten mi? Oh, tabii ki, tabii ki. Ev kalabalık olsun dersen bizimkilere de haber vereyim. Hem ablam Endo'ya bakar. Biz de hafta sonunu orada geçiririz hep beraber. Ay çok güzel olur. Hem bana da böyle eski kalabalık davetleri hatırlatır. Tamam canım benim. Ben bizimkilere haber vereyim. Ah, telefon içeride kalmış. Tatlı var mı? Baksana. Halledeceğim hepsini. Çiko. Çikolatalı. Tamam, ayarlıyorum çikolatalı. Çok boğazlı da olur. Abla. Ah, Seda'yı geldin mi? Hoş geldin. Oğlum benim. Nasıl geçti? Çok güzeldi abla her şey. Oh, mis. Seda, sana ne diyeceğim? Dün amcan bir sepet yollamış sana. O geldi. Mutfakta alırsın sonra, tamam mı? Ay ya kurban olayım, amcam bizi pek düşünür. Kesin tarhana da yollamıştır abla. Yeriz böyle güzel güzel ha. Yeriz vallahi Seda'yı. Kurye mi getirdi abla? Yok ya, köylü bir adam. Böyle adı da neydi? Mehmet Ali mi ne, öyle bir şey. Mehmet Ali mi? Böyle sakallı, güler yüzlü bir adam mı? Ha. Ya bir de böyle gülüp gülüp durdu bana. Çakacaktım suratına 2 tane. Abla o Mali A ya. O kim ya? Ablacığım Adana'nın yarısı onun. Zengin mi? Abla A diyorum, kurban oldum. Çok mu zengin? Abla çok zengin. Adama kurye muamelesi yapmadın değil mi? Ya ne bileyim işte, amcasının arkadaşıyım falan bir şeyler dedi. Amcamın arkadaşı askerlik arkadaşı. Bir güzellik yapmış amcam zamanında buna. O zamandan beri böyle kardeş gibiler. Seda'yı sen neden bu bilgileri bana daha önceden vermiyorsun? Sirkeci'de kalıyormuş. Zenginse niye Sirkeci'de kalıyor? Ya abla bir vizyon meselesi. Neyse ben açarım onu. Sepetin içinde sen onu ara diye iletişim bilgilerini bıraktım falan dedi. Neyse ben bir bakayım, adres telefonu falan var. Adanalıyık. Asuman abla ya. Arama. Ha? İyi ki kiraladım bu evi bak. Her dakika sana gelebiliyorum. Zam yapmayacağım, korkma. Bir zahmet zam yapma Yıldız. Yedin bitirdin beni, gel yanıma. İlla bu evde sen otur, hep birlikte takılalım, yakın olalım diye. Evet. Bir kere de çok iyi oldu desen ne olur? Çok iyi oldu. Neden? Çünkü yan yanayken çok yorulmadan yapabiliyoruz entrikalarımızı, değil mi? Ama neymiş tabii ki? Yine neymiş? Kendi sınırlarımız içinde hala zinde ve entrikaya meyilliymişiz. Hı? Evet, sen rahatladın inşallah. Ay lütfen sen de itiraf et, sana da iyi geldi Yıldız. Doğru söyle. Evet yani ben de eğlendim. İtalya'da şimdi bizi tanımadıkları için çantada keklik sandılar. Biz de tatildeyiz diye midir nedir? Böyle bir gardımız düştü, bir boşluğumuza geldi. Yoksa olacak iş değildi yani. Sen rahatladın, entrika kotanı doldurdun. Artık bir süre beni rahat bırak, oturayım evimde. Aa, bu arada Caner aradı. Kumru böyle bunalmış artık. Diyor ki hep birlikte olalım, hafta sonu birlikte vakit geçirelim diyor. Buna da iyi gelir diyor. Ay Kumru'nun da hamileliği bitmek bilmedi. 2 çocuk peş peşe mahvoldu kız. Bunalması normal. Aynen öyle. Bakayım saat kaç? Okey.
Kahvelerimizi içtikten sonra hazırlanmaya geçelim. 1-2 saate kumrulardan çıkarız yola. Olur mu? Tamam. Biraz çikolata ye. Yedim yedim ya, sen ye. Çakal seni. Oğlum Mali ağayı ara diye tutturdu ya. Asuman abla. Evet abi, yani ağ olduğunu duyunca zaten böyle bir heyecanlandı falan. Ne yapacağım ben şimdi? Ay. Mali ağa bekar mı? Ya bekar hiç evlenmedi. Çoluk çocuk? Oğlum hiç evlenmedi diyorum ya. Ne bileyim oğlum, ağa adam kırığı vardır, dostu vardır. Ya sen de ağayı duyunca hemen saldın ha. Mali ağada olmaz öyle işler. E tamam oğlum, gelsin adam ya. Bak bu kadın yalnız yıllardır. Üstümüzde emeği var, kocaman bir kalbi var. Ha? Yüzü gülsün ya. Çağırayım mı diyorsun yani? Oğlum çağır diyorum ya, hadi ya. Gidelim. Hadi. Sibel ile Elif iş çıkışı geliyor değil mi? Geliyor. İyi ya. Emir. Ne oldu lan? Ya kardeşim. Allah Allah. Hayırdır lan? Evlilik güzel bir şey ya. Güzel. Ya yürü ya, Allah Allah. Ay aşkım benim. Ay en doşumun güzelliğine bak, halasıyla nasıl oynuyor değil mi? Her şeyi hazırladık. Ay gerçekten iyi ki geldiniz, hepinize çok teşekkür ederim. Aşk olsun Kumrucuğum, sen istersin biz gelmez miyiz? Yalnız bu tatil hepimize çok iyi gelecek, mangal falan da yakarız. Canım mangal işi bende ha. Tabii ki sende. Hadi o zaman oyalanmayın, çıkalım. Hadi bakalım. Gel Kumrucuğum, yavaş. Yavaş. Al abisi. Hadi bak, hadi bakalım. Dur dur dur, yavaş yavaş. Yavaş yavaş. Ah! Ne oldu be? Aa, suyu geldi. Doğum başladı ya. Aa! Ne? Ah! Suyu geliyor. Suyu geliyor. Ne? Ne yapıyorsunuz? Çocuk geliyor. Anne siz kalın burada. Hadi geç. Korkma, ben yanındayım. Çöner, çok korkuyorum. Korkma bir tanem, korkma. Sen daha önce de doğum yaptın. Onu bildiğim için korkuyorum zaten. Yok tamam, inşallah bu seferki daha da rahat hop çıkacak. Hadi hadi. Emir, hemen şu süslemecileri ara. Hastane odasına süslesinler, çabuk. Abla ne ilgisi var şu an, sırası mı? Bilmiyorum ki sırası mı değil mi? Yani o kadar gerildim ki kendim doğuracakmışım gibi hissediyorum. Çabuk ara. Ne yapıyorsun ne? Bana da bir ağrı girdi. Nereye giriyor çocuk? Bilmiyorum. Tamam. Nefes al. Hızlı git. Ya bir an önce iyi haber gelse bari. Bu sefer sanki biraz uzun sürdü. Ay niye bu kadar uzun sürdü anlamadım ki. Yani kötü bir şey olmamıştır değil mi? Bakın ben korkuyorum. Yok yok, kötü bir şey getirme aklına. Hiçbir şey olmamıştır, öyle düşünmeyelim. Ya bir an önce şu kumrudan ve bebekten iyi haberler alsam. Evet, Caner'i de görelim iyi olduğunu. Ay inşallah o da içeride bayılmamıştır. Caner. Doğdu. Baba oldum. Ay. Oğlum oldu. Ay çok sevindim. Ay çok sevindim ya. Evet babayı alırız. Burada ne var? Yani Halitcan, şu tabletten kafayı kaldırıp hiç anneannenle ilgilenmiyorsun. Kusun beni. Seda'yı koş, koş fotoğraf geldi. Şuna bak ne kadar lokum. Kurban olurum, Adana pamuğu gibi ha maşallah. Vallahi, ay bunu da atlattık. Ya abla şaka maka, Caner'in de iki tane çocuğu oldu ya. Vallahi oldu Seda'yı. Artık darısı senle Emir'in başına. İnşallah. Ağa geliyor değil mi? Geliyor. Çağırdım, yoldadır. Ay. Asuman Hanım. Ha? Mümezili Bey geldi. Al içeri Aysel. Rıhtım darlayalım değil mi? Geldi Seda'yı. Abla çok korkutuyorsun beni ha. Sus saçmalama, korkacak bir şey yok. Ne yapayım telefonu? Bilmem. Yıldızlar gelmeden halledeyim şu işi. Biz geldik. Ay bir tanem hoş geldin, geç. Aa, aşkım bak burada ne var?
Aşkım bak kardeşime. Ay sen abla mı oldun en tuşu? Merhaba desene kardeşine. Ya çok duygulandım ya. Ay ben de çok duygulandım canım benim. Ay çok tatlı. Ay benim kuşum. Ay. Yalnız söyleyeyim. Bu da bana benziyor. Aynı ben. Ay çocuk doğalı 4 dakika oldu. Nereden anladın aynı sen? Bu da hep aynı şeyleri söylüyor. Ya gözleri acaba renkli mi olacak? Kesin. Kesin renkli olacak. Bana benziyor çünkü. Ay yerim onu gıdığı da. Anneme benziyor. Onu da ondan almış. Hacı, ismi belli mi? Bir emir gelir mi sizden de? Biz aslında kararımızı verdik. Doğan Yıldırım Çelebi olacak. Buyurun. Teşekkür ediyorum. Zahmet oldu. Afiyet olsun. Abla zahmet etmeseydin. Olur mu Sedacığım? Al. Afiyetler olsun. Sağ olun. Sağ olun. Ya Mehmet Ali Beyciğim ya. Yani o gün siz geldiniz çok geçti. Ben de yorgundum. Çok da anlayamadım. Yani inanın sizi içeri buyur ederdim. İllaki bir şalgam ikram ederdim. Şalgam mı? Evet Sedai. Bizim evimizde hiç eksik olmayan şey nedir? Nedir abla? Acılı şalgam. Unutmuşum hay Allah. Demek bizim oğlan size Adana işine alıştırdı öyle mi? Vallahi alıştırdı Mehmet Ali Beyciğim. Neredeyse yarı Adanalıyık. Güzel, güzel, çok güzel. Şimdi bizim Sedai benim asker arkadaşımın yeğeni. Öyleymiş evet. Ama aynı zamanda da oğlum sayılıyor. Ellerimizde büyüdü ya. Sizden sonra da benim elimde büyüdü diyelim. Ne kadar çok ortak yönümüz var değil mi? Hakikaten ne kadar çok ortak yönünüz var. Evet Ali Beyciğim sizin işler hep Adana'da mı? Adana'da, Adana'da tabii. Ama burada da satış yaptığımız yerler var Asuman Hanımcığım. Ne kadar güzel, çok çalışkansınız. Vallahi çok yoruldum Asuman Hanım, çok yoruldum. Yani şöyle emekli olup bir hayatın tadını çıkarayım diyorum ya. İnanır mısınız Mehmet Ali Beyciğim? Ben de öyle diyorum. Siz çalışıyor musunuz? Yani ben tam kapasiteli anneanneyim diyelim. Yani şöyle bir dünya turu falan ne güzel olurdu değil mi? Ben size önce bir yurdumuzu gezdireyim. Ama hele bir Çukurova'yı görün derim. İyi olur tabii iyi olur. Sedai, Asuman hanımcığımızı bizim oraya davet ediyoruz. Sen de hanımını alıp geliyorsun. Tabii ağam. Şu işleri bir halledelim. Ne işi Sedai? İş mi kaldı? Bütün işler bitti. Kumru da doğurdu. Her şey halloldu. Rahatız tabii geliriz. Neden olmasın? Bakarız abla. Bakacağız Sedai. Bakacağız. Gelmez miyiz? Afiyet olsun. Ellerinize sağlık. Hep yaparım. Sağ ol Ayselim. Afiyet olsun efendim. Oh, iyi geldi. Yaz biliyor musun Yıldız ya? Son dönemde gerçekten keyfim çok yerinde. Düşünsene, Caner ikinci defa baba oldu. Biz çaptan düşmediğimizi ispat ettik ki en önemlilerinden bir tanesi o. İşlerimiz tıkır 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 gidiyor. Ama bir şey var diyeceksin. Ne geliyor? Yani bir de ömrümün geri kalanına geçireceğim şöyle şahane bir hayat arkadaşım olsa tam olacak. E ben? Senin hayat arkadaşın benim. Bu kadar olaydan anlayamadın mı? Yıldız, Yıldız. Dur bir dakika. Ben kendime tam bana uygun bir partner manifest ediyorum şu anda. Tamam mı? Yakışıklı, karizmatik, zengin, uzun boylu, yürüdü mü böyle yerleri titreten, böyle cool ve güçlü bir erkek. Ay, öyle bir anlattın ki. Ama öyle deme Yıldızcığım. Hayat yalnız geçmez. Doğru diyorsun. Doğru diyorsun. Düşünsene şimdi çocuklar büyüyecek, hepsi ayrı bir yere dağılacak. Sen böyle yapayalnız dımdızlak kalacaksın. Olur mu ya? Ay, böyle şeyler söyledin, moralimi bozdun. O zaman ne yapayım? Ben de birini manifestleyeyim. Dur şimdi. Yalnız lütfen benimkine mani olma. Daha ağzımı açmadım.
Benim kriterim falan kalmadı. Tek bir kriterim var. Allah'ım rica ediyorum uzun ömürlü olsun. Lütfen kısa ömürlü birini bana yollama. Bir cenazeye daha katılamam. Lütfen rica ediyorum. 4 tane soyadım var, hepsi ölü ya. Uzun ömürlüsünden lütfen. Bazı bitkiler ölmüyor ya, o hesap yani. Anladım. Yalnız ben bu son koleksiyonu çok beğendiğimi söyleyemeyeceğim. Biraz yakut ağırlıklı çalışsınlar ve gold. Tabii ki önümüz yaz. Burada taş kreasyonumuz var. Biraz daha özel kreasyonlarımızı göstermek isterim size. Şöyle buyurun. Hatta birkaç model bakalım. Merhaba. Merhaba. Enderan'ın markamızın sahibidir. Çok memnun oldum. Gerçekten harika tasarımlarınız var. Çok bersi. Nazım. Ender Çelebi. Beyefendiyle ben ilgileneceğim. Evet, nasıl bir şey bakıyordunuz? Yani ben hediye etmek için bir şey arıyorum ama çok kararsız kaldım. Eşinize mi? Yok, ben bekarım, kız kardeşime. Okey, kaç yaşında kız kardeşiniz? 29. Genç bir hanım. O zaman genç tasarımlarımızı size sunalım. Mesela bu olabilir. Bu seneki en popüler koleksiyonlarımızdan bir tanesi. Bilezik düşünürseniz bunun özel kesim taşları. Bir de bu çok özel bir parça. Yani gerçekten hepsi harika ama yani ben çok kararsızım. Siz zevkli birine benziyorsunuz. Bana yardımcı olsanız. Okey. Şöyle diyelim. Ben olsam bunu seçerdim. Önümüz siyah bronzdan da çok güzel durur. Size de çok yakıştı. Zaten ne taksanız yakışır. Böyle herkese kendi üzerinizde deniyorsanız burada ürün kalmaz. Çok naziksiniz. İltifat değil, gerçek. O zaman ben bu küpeleri almak isterim. Doğru seçim. Okey. İlhan Bey, bu Yıldız Yağmuru adlı parçayı bizim için hediye paketi yapar mısınız? Ofisimiz hemen yan binada. Hazırlanana kadar size kahve ikram edebilir miyim? Neden olmasın? Bize 2 kahve yollayın. Tabii ki Ender Hanım. Buyurun lütfen. O taraftan değil, buradan kısa geçiş var. Kahveler hemen gelir, merak etmeyin. Şöyle buyurun lütfen. Teşekkürler. Vallahi çok güzel bir iş yapıyorsunuz. Yani ürünleriniz de harika, tebrikler. Çok mersi. Yani aslında benim esas işim bu değil. Ben Kuyu Holding'in yönetim kurulu başkanıyım. Kardeşim de CEO'su. Yani ben uzaktan idare ediyorum. Bu benim hobim. Öyle mi? Harika. Gel. Teşekkürler. Siz neler yapıyorsunuz? Benim Kanada'da bir yatırım şirketim var. Onun başındayım. Şimdi şirketimizi büyütüyoruz. Burada da bir şube açacağız. Yani 6 ay Türkiye'de, 6 ay Toronto'da olacağım. Nice. O zaman aramıza hoş geldiniz. Hoş bulduk. Belki görüşürüz. Tabii. Neden olmasın, değil mi? Ender Hanım, yanlış anlamazsanız sizi bu akşam kardeşimin doğum gününe davet etmek isterim. Yani bana çok yardımcı oldunuz. Kardeşimle de tanışmış olursunuz. Yani onun evinde sadece yakın arkadaşlarımızın olduğu bir davet. Tabii başka bir programınız yoksa. Aslında bir toplantım var. Çok önemli bir toplantı gerçi. Ama eğer erken biterse seve seve dahil olurum. Harika. Ben o zaman numaramı vereyim. Size konum atarım. All right. Lütfen yazar mısınız? Tamam. Buyurun. Okey, kaydediyorum hemen. Nazım. O zaman ben müsaadenizi isteyeyim. Okey. Çok memnun oldum. Görüşmek üzere. Paketiniz hazırdır. Teşekkür ederim. Akşama mutlaka bekliyorum. Okey.
yapamıyorum. İnşallah bakalım. Görüşürüz. Bye bye. Ay çok hoş adam ya. Tam bana göre. Yani Ender yine hedefi 12'den vurdu. Ben bunu hiç kimseye söylemeyeyim. Şimdi Yıldız görürse falan üzerine atlar. Ay çok hoş. Nazım. Ay. Çok affedersiniz. Ya sorun değil. İyisiniz değil mi? Bir sıkıntı yok. Gayet iyiyim. Hiçbir sorun yok. İyi günler. İyi günler. Ne hoş adam. Kim bu? Buyurun Ender Hanım. Az önceki müşterinin paketlemesini iyi yaptınız değil mi? Tabii ki Ender Hanım. Hah, okey. Mersin. Hoş bulduk canım. Yıldız. Edo. Senin oğlanın maçı yok muydu? Ne yapıyorsun burada? Var da yarım saat vaktim olduğu için bir uğrayayım dedim. Zaten yakın yerde. İyi hadi gel bir şey içelim. Endo. Az önce mağazadan bir adam çıktı. Kimdi o? Kim kimdi? Hiç fark etmedim vallahi. Sen fark etmedin. O çok yakışıklı ve klas adamı mağazamızdan çıkan. Ay niye buna şaşırıyorsun ki? Ay Ender atma ya. Sen kaçırmazsın öyle şeyleri. Vallahi ben müşterilerle hiç muhatap olmuyorum. İşimin başındayım ben. Vallahi hiç kafamı karıştırmıyorum. Hadi yürü. Aman iyi öyle olsun. Şuradan bir şeyler takıp takıştırayım. Yıldız'a bak. Hiç kaçırır mı? Ama kusura bakmasın. İlk ben gördüm. Şu dev yıldızı yok satıyor değil mi? Hem de nasıl Yıldız Hanım? Ay harika. Çıkar bana onu. Tabii. Oy ya. Kurban olsun ona dadısı. Adana pamuğu maşallah. Ay Akçe Fakçe. Kumru bu bayağı sana benziyor. Benziyor mu? Evet ya. Birebir aynısı resmen. Ay. Yalnız Kumrucuğum iyi ki yola çıkmadık. Ya doğum yolda başlasaydı? Ay Allah korusun. Vallahi yani her işte bir hayır vardır derler. Resmen bu öyle oldu. Evet. Seda'yı sen bu kadar çocuğa nasıl bakacaksın? Ne var ya? İşte Yıldız Su Yuva'da, Halit Can Okul'da. Oradan Endo'ya bakarım. Sonra da kurban olayım Doğan'a bakarım. Ya Seda sendeki bu çocuk sevgisi ne olacak be oğlum? Seviyorum abi şuna baksana sevilmez mi ya? Seda'yı, vallahi senin de vaktin geldi diye düşünüyorum. Emir senin de. Ablacığım kısmet bu işler ya. Zaten var ya benim hanım çocuk doğar doğmaz polis akademisine yazdıracağı için acele etmiyorum. Geçmiş olsun. Oy. Yapın ama... yapın güzel şey. Halitcan geldim anneciğim. Merhaba. Merhaba. Biz sabah karşılaşmıştık. Tesadüfe bakın. Ay Yıldız ben. Nazım. Memnun oldum. Ben de. Sizin de mi çocuğunuz burada? Yok benim yeğenim. Hangi takımda sizinki? Kırmızılarda. Ha, benimki de orada oğlum Halitcan. Benimki de Faruk 5 numara. Tanıyorum Faruk'u bu sene geldi. Maç başlıyor beraber oturmaz mıyız? Tabii. Hadi Faruk hadi. Ay hadi. Aferin Faruk hadi. Siz herhalde yeğeninize düşkünsünüz. O da ikide bir size bakıyor. Çok özlemişim. Ben uzun süredir yurt dışındaydım da ona da sözüm vardı. Ay ne güzel. Çocuğunuz var mı? Yok ben hiç evlenmedim çocuğum yok. Siz? Benim eşim 2 sene önce vefat etti. Bir kızım daha var. Başınız sağ olsun. Sağ olun. Nerede yaşıyorsunuz yurt dışında? Toronto'dayım ben, Kanada'da. Ne güzel. Ben de Halitcan'ı oraya yaz okuluna göndermek istiyorum. Var mı tanıdığınız biri? Aslında çok güzel yerler var. Hatta benim bu işi yapan bir arkadaşım var. Sizi bir araya getirebilirim. Süper olur. O bana lazım. Yani çok güvenilir biridir. Çocukları eğitim için yurt dışına gönderiyor. Süper. İsterseniz ben numaramı vereyim size. Olur. Bir saniye yazayım. Yıldız Hanım yanlış anlamazsanız akşam Faruk'un annesinin doğum günü var. Yani gelmek isterseniz. Tamam olur. Gelirim. Numaramı vereyim ben. Nazım. Tamam. Faruk dayısı. Dayısı. Hadi Faruk.
Hadi anneciğim, hadi bir gol atla. Hadi Faruk. Kan arkadaşın ayağına basma, çıkacak şimdi ayağına. Ay, sizinki iri olan değil mi? Evet, kilo aldım. Hep ekmek, şişmanlayınca spora yazdırdık, zayıflasın diye. Ama hayatım, sen boşanmayacaktın. Karından boşandığından beri bu çocuk şişti. Benim yanımda, ben de ekmeği çok seviyorum. Biliyorsun işte, iki ekmek yiyoruz, çocuk da bana çekti. E, ne yapalım artık? Futbol top olmasa, ekmek olsa peşinden koşar. Bak, bıraktı oyunu. Maşallah. Emir var ya, adamı bir görsen yıkılıyor yani. Oo. Bir de güzel tarafını söyleyeyim mi? Çocuğu yok, hiç evlenmemiş. Daha da iyisini söyleyeyim mi? Söyle. Bunun annesiyle babası ölü. Yıldız, bunun nesi iyi ya? Şimdi böyle söyleyince çok gaddar gibi oldu ama düşünsene, kaynanan yok, kayınpederin yok. Oh. Bak, buradan bakınca güzelmiş. Evet, çöpsüz üzüm. Ya sen git kapıda çarpış, bir de maçta karşılaş. Evet, filmlerdeki gibi oldu ya. Vallahi dizi gibi ha Yıldız. Ne yapacaksın şimdi, buluşacaksın mı bu abiyle? Beni doğum gününe davet etti kardeşinin. Ne diyorsun? Görüyorsun, hemen aileye sokmaya çalışıyor beni. Bence o da seni beğenmiş Yıldız. Yürüyor abi. Öyle mi diyorsun? Abi canım, bayağı da hızlı ha. Hızlı olsun. Benim artık bundan sonra vaktim yok. Ayrıca kimseye söylemeyeceksin. Asuman abla falan tarzı. Ender'i diyorum ya, Ender duymasın. O ne ya? Ya çünkü Ender şu anda bayağıdır single olduğu için aranma döneminde. Hem de zaten benim göz koyduklarıma göz koyar ya, meraklıdır yani. O yüzden hiç bilmesin, bulaşmasın. Doğru diyorsun. Da zaten millet duyana kadar siz çoktan ilerletirsiniz işi. Ay evet, ben şimdi yan tarafa gideceğim. Ay çok uykum geldi, erken yatacağım bugün diyeceğim ki Ender sıkılıp bu eve gelmesin. Benim de evde olmadığımı anlamasın. Aferin kız, güzel fikir. Evet. Ay Caner. Yani son dönemde gördüğüm en yakışıklı, en karizmatik adam diyebilirim. Nasıl klas, nasıl bilgili, nasıl asil, inanamaz. Ha, ve dükkana geldi, öyle mi? Aynen öyle. Kardeşine hediye alacakmış. Tabii beni görünce şöyle bir çarpıldı. Normal tabii ki, yani benim insanlar üzerindeki ilk intibam hep böyle oluyor biliyorsun yani. Ama bu sefer ben de çok beğendim onu. Bir de biliyor musun, hiç evlenmemiş, bekar. Allah Allah. Adı ne dedin bu adamın? Nazım. Ay, ismi de çok havalı değil mi ya? Yalnız ben internetten bir araştırdım. Beyefendinin kendisi Kanada'nın en başarılı iş adamları arasında ilk beşte. Vay 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 vay. Seni de doğum gününe davet etti, öyle mi? Aynen öyle. Yani görür görmez aramızda bir elektriklenme oldu Caner. O da beni kaçırmak istemiyor tabii ki. Ama haklı yani, ben kaçırınca kazanmıyorum. Buradan ne anlıyoruz? Nazım Bey son derece akıllı bir erkek. Ablacığım, o zaman sana bol şanslar diliyorum. Kumrucuğum yukarıda bebeği uyutuyor, yorulmuştur. Ben ona gideyim, biraz yardımcı olayım ha. Tamam tamam. Acener bana bak. Lütfen ağzından kaçırma, Yıldız duymasın bu meseleyi, okey? O niye? Ne demek niye Caner ya? Allah aşkına yani. Bugüne kadar kimi beğense hemen koşarak Yıldız'ın geldi, onu benim elimden aldı yani. Hatırlasana, rahmetli Doğan, ilk ben görmemiş miydim ya? Yani? Tamam tamam. Bir şey söylemem, merak etme. Hadi ben kaçtım. Bol şans sana, öpüyorum. Yani çok ihtiyacım olacağını zannetmiyorum ama okey, çok mersi. Hadi çocukları, kumruşumu öpüyorum. Bye bye. Hadi bay bay. Ay. Ay, gideyim de hazırlanayım bari. Be! Yıldız, hayırdır? Ne yapıyorsun Endo? Bir yere mi gidiyordun? Yok ya, masajcım gelecek de odama gidiyordum hani hazırlanayım falan diye. Ay, benim de her yerim ağrıyor. Ben de masaja gitmek istiyorum. Seninkini bir gün çağırırım, olmadı eve. Okey. Sen niye gelmiştin? Ne bileyim, sıkıldım, laflarız diye geldim ama senin madem masajın gelecek, gideyim ben. Zaten ben de yorgunum. Hemen uyuyacağım. İyi, o zaman sana iyi uykular. Sana da iyi masajlar. Canım benim.
Geliyorum. Ender. Ah, selam. Hoş geldin. Hoş bulduk. Bu ne güzel. Ah, çok mersi. Gelmene çok sevindim. Aa, demiştim ya bir toplantım var, erken biterse gelirim diye. Erken biterim. Harika. Gel seni kardeşim ve eşiyle tanıştırayım. All right. Kardeşim Melis, eşi Ahmet. Çok memnun oldum, merhabalar. Memnun oldum. Memnun oldum. Doğum gününüz kutlu olsun. Teşekkürler. Küçük yap. Hemen geliyorum. Okey. Yıldız. Merhaba. Hoş geldin. Ne güzel olmuş burası. İnan senden güzel değil, harika görünüyor. Sağ ol. Gel seni kardeşimle tanıştırayım. Tabii. Bu da... Ender, Yıldız. Siz birbirinizi tanıyor musunuz? Ay, tanımaz olur muyum? Yıldız benim ortağım. Ne güzel bir tesadüf olmuş. Hemen geliyorum hanımlar. Okey. Sen beni mi takip ediyorsun? Senin hani masajın geliyordu yalancı? Ha, bana yalancı diyene bak ya. Hani senin başın ağrıyordu, hani yatacaktın, hani dinlenecektin? Ben bir kere senin yalan söylediğini fark ettiğim için geldim. Bırak Allah aşkına Yıldız. Nerede sende o kapasite? Ya sen Nazım'la ne yaşıyorsun? Niye bana anlatmıyorsun? Sen de bana anlatmadın. Kimi beğensem oraya gireceksin değil mi? Senin beğendiklerin beni beğeniyorsa ne yapabilirim, bana söyler misin? Güreyim bari. Baksana şu haline, karatul gibi gelmişsin. Rujunu da sürmüşsün, korkacak millet. Sen kendine bak ya. Daha buluşmanın ilk gününde gelinliğini giymişsin. Hemen nikah basmaya niyetlisin yani. Gelinlik değil, Helenistik. Hanımlar, sizi nişanlımla tanıştırayım. Ahu. Gelecek ay evleniyoruz. Merhaba, hoş geldiniz. Düğünümüze de bekleriz. Geliniz oraya, davet olsun bize değil mi? Hoşça kalın. İyi akşamlar. Gel canım. Büyük gol yedik. Senin yüzünden. Ne alaka benim yüzümden ya? Kendin geldin oralara. Sanki adam sana aşık. Aa, hiç olmazsa ben senin gibi gelinlik giymedim ya. Yahu o beyaz bir elbiseydi. Gelinlik değil de diyorum sana. Bir duvağın eksikti. Neyse. Yalnız Ahu da Ahu'ymuş yani. Ben pek beğenmedim. Aşırı zayıf, gereksiz. Ay, kıskançlıktan çatladım demiyorsun da. Aa, ne seni kıskanacağım onu ya? Bana ne mutlu olsunlar, boş ver. Neyse, biz seninle birbirimize bir söz verelim. Ne sözü? Bundan sonra arkadan iş çevirmek yok. Bunu sen mi söylüyorsun? Evet, ben söylüyorum. Sen benden hep sırlar sakladın. Senin benden farkın var sanki. Neyse, tamam, tartışmayalım. Söz verelim, bir daha böyle sürprizler yaşamayalım. Yalnız bir ekleme yapmak istiyorum. Kimse kimsenin beğendiğine de musallat olmasın bir zahmet, okey? Sen onu kendine söyle bence. Uzatma istersen Yıldız'cığım, ha? Kızlar! Tık doğdu güneşim. Yıldız, benim sana bir şey söylemem lazım. Ne bu heyecan, evleniyor musun? Evet. Ne? Ne? Anne delirme. Yıldız, her şey çok ani oldu. Kapı çaldı, açtım. İlk görüşte aşk. Anneciğim, kapıya gelenle mi evleniyorsun anlamadım. Bir Asuman'ın evlenmesi kalmıştı, o da oldu. Bravo. Anne kim bu? Yıldız, birazdan gelecek, tanıştıracağım. Adı Mehmet Ali. Namı değer Mali Ağa. Ağa mı o? Adana'nın yarısı onun Ender. İlk görüşte aşkın nedeni belli oldu. Ay, anne delirme ya. Allah Allah. Hep siz mi evleneceksiniz canım? Sıra bende. Bulmuşum kafama göre birini. Vallahi ölürüm de bırakmam. Ay tamam anne, ne istiyorsan yap. Az kalsın balayından haber verecektim. Hay Yıldız. Yavrularım bakın, çok şanslısınız. Anneannenizin düğünündesiniz. Kaç kişiye nasip olur?
Kimmiş ki bu yatırımcı? Ben de tanımıyorum yani. Gelince tanışacağız. Ya bizim yatırımcıya ihtiyacımız mı var? Ben anlamadım. Yok tabii ki. Ama ekstra para gelecek. Niçin olmasın değil mi? Hı? İyi o zaman görüşelim. Merhaba, hoş geldiniz. Merhaba. Nasılsınız? Uğur Zorbay. Benim yatırımcı bu mu? İnşallah odur. Tabii, buyurun. Teşekkür ederim. İlk ben gördüm. Hayır, ilk ben gördüm. İlk ben gördüm. İlk ben gördüm. Hayır, ben gördüm. Ya ben geliyor demesem sen neyi görecektin, kimi görecektin? Saçmalama, ben geliyor dedim. Ne zaman geliyor dedim? Ben duymadım öyle bir şey. Dedim. Demedin. Ne dedim ben? Ha, ne dedim demedim mi? Demedin. Demedim mi? Demedin. Dedim mi, demedim mi? Demedin. Yıldız, bizim bu didişmelerimiz hiç bitmeyecek, biliyorsun değil mi? Bitmesin de Endoş'um. Ben sensiz ne yaparım? Yıl, seni çok seviyorum biliyor musun? Yani 6. senede bana bunu dedirttin ya. Ben de seni çok seviyorum Endoş'um. Ay Yıldız, Yıldız. Bir dakika. Şu 6 yılın sonunda. Evet ya, duygusal bir an yaşıyoruz biliyorsunuz. Çok ayıp. Her şey para mı yani? Değil mi Yıldız'cığım? Hayır, değil. Yıldız, biz bir elmanın iki yarısıyız biliyorsun değil mi? Aynen öyle. Sevda bitmez Endoş'um. Diyelim mi? Diyelim. Bu sevda bitmez.